Hepinize merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben hasta olduğum için hala Elif Adaya yaklaşmıyorum. Dün akşam Fatih'le birlikte bir video çekmiştik. Bizi tanıyım videosu. Onu da izlemiş olacaksınız bu videoyu çektiğimde. Elif Ada dün akşamüstü banyo yaptırdıktan sonra biraz hapşuruk ve öksürük vardı ama Allah'a çok şükür güne güzel başladı. Sıkıntısı yok elhamdülillah. Böyle evin içinde meleğime hasret kalmak da böyle bir şeymiş. Perşembe gününden beri, bugün günlerden pazartesi, elime böyle ara ara çekimler yaptım. Onları da bu videoyla birleştiririm neler yaptık hafta sonu ama Elif adama sarılamamak, onu okşayamamak, kucağıma alamamak, evde hasret kalmak böyle bir şeymiş. Onu gördüm. Böyle uzaktan uzağa bakışıyoruz minnoşumla. Değil mi anneciğim? Ona sadece mama içirirken ve altını bağlarken, üstünü değiştirirken falan yaklaşıyorum. Haricinde yaklaşmıyorum. Bir maske taktığımda da kucağıma alıp bir evi gezdiriyorum sadece. O kadar. Dün o kadar çok ağladı ki. Yani böyle göğsüme gelip sadece yatmak istedi. Maskeyi taktım, bir müddet böyle göğsüme koydum. Onu yatmaya çalıştı ama çok da tutmadım kucağımda. Bulaşırdı yine, ne olur ne olmaz diye. Üzerimizi sık sık değiştiriyoruz. Ya ben değiştiriyorum. Saat başı evi 10 dakika havalandırıyorum. Nevresimleri değiştirdim. Dün böyle gribal et gibi kalksın diye hani sık nevresim değiştiriyorum. Böyle arkadaşlar, yani bizde günler zor geçiyor. Hiçbir kuzuyu riske atmamak için fizik tedavi derslerine de ara verdim. Yapmayacağım. Çünkü Oğuzcan bize gelip bizden de birçok öğrenciye gidiyor. Hiç riske atmak istemedim hiç kimseyi. Ayfer hocamıza da haber verdim. Bilmiyorum kaç gün daha dersleri yapamayız ama inşallah bir an önce toparlarız diyorum. İki kere doktora gittim biliyorsunuz. İlaçları kullanıyorum ama bu grip gerçekten yakalanmamak için çok mücadele verdim. Ama galiba bu bayağı zorlu bir grip. İyileşemiyorum. Bilmiyorum, iyileştiğimi hissediyorum. Bir bakıyorum yine kötüyüm. Ben Fatih'le 12 yıldır evliyim ve ilk defa dün gece horladığımı söyledi. Çünkü ağzım burnum tıkalı ve nefes alamıyorum. Çok zorluyor beni. Hem burnum çok sık akıyor hem de burnum çok sık tıkanıyor. Çok ilginç bir durum. Bilmiyorum, hiç bu kadar hani ağır olduğumu hatırlamıyorum. Böyle 2 güne çabucak toparlardım ama bu sefer toparlayamadım. Evet annem. Evet, geçecek inşallah. Allah'ım şuna. Sana sarılacağım inşallah. Ah, sinek var evde ya. Sinek var, onu kovalayalım tamam mı? Elif Ada da böyle gününü geçiriyor. Onu bir kaldırıyorum, üstünü başını değiştiriyorum, giydiriyorum, yediriyorum, içiyorum, geri yatırıyorum. Böyle arkadaşlar bizde günler. O yüzden çok kameraya elimi almıyorum. Daha çok dinlenmeye çalıştığım günlerle geçiyor vaktimiz. Vaktimiz dinlenmeye çalışarak geçiyor daha doğrusu. Böyle elini ağzına sokma anneciğim. Hoppa. Heh. Hoppa. Böyle yine de size habersiz bırakmak istemedim. Videoları böyle kısa kısa çekip gün içinde size haberdar edip bilgi vermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi normal rutin bir gün. Neredesin? Neredesin? Burada mısın? Burada mısın? Derslerimizin olmadığı, böyle bol bol yatarak, Elif adını da yatarak dinlenerek geçirdiği günler olacak. Değil mi anneciğim? Evet. Ama meleğimi size çekip böyle ara ara göstermek isterim. Ben de bu arada ne yapıyorum size onu da göstereyim. Ben nasıl vakit geçiriyorum, nasıl dinleniyorum. Video düzenlemeye çalışıyorum. Bir de el işi yapmaya çalışıyorum. Çantamın ipini rengini bulamamıştım biliyorsunuz. O dönemde başka bir çanta başlamıştım. Onu yapıyorum. Can sıkıntım geçsin diye. Bir de hani benim bütün günüm Elif Aday'la o tempoda geçtiği için sanki şu anda bir boşluktayım. O yüzden de elime el işi aldım. Onu da size gösteririm arkadaşlar ne yaptığımı. Değil mi annem? Tipine ya, tipine. Hele tipine ne anlatacaksın? Hele şuna. Ya resmen gel beni sev, gel beni öp diyor ya, ısırırım bak seni. Bak bunları unutma tamam mı? Bunların hepsinin telafisi yapılacak tamam mı? Tamam mı? Olur mu? He, tamam annem. Hele ağza yüze ne anlatmaya çalışıyorsun? Hele hele. Balım.
Şimdi Elif Ada'nın bakımlarını yaptım arkadaşlar. Onu böyle buraya yukarıya aldım. Şimdi robot süpürge çünkü buraya da girecek. Böyle saçlarını taradım, toparladım. Ağız içini temizledim. Yüzüne kremlerini sürdüm. Üstünü giydirdim altını. Şanslı kardeşi de burada. Böyle. Şimdi minik kuşum büyük ihtimalle uyuyacak. Orada uyusun, dinlensin. En azından evde toparlanmış olur. Öyle girdim, bütün odaların havalandırmaya da çalışıyorum. Camlarını açıyorum. Diğer odaların kapılarını kapatırım çünkü kombi açık. O yüzden de odalar havalandırdıktan sonra hemen kapatacağım. Evin ısısı gitsin istemiyorum çünkü. Ama oksijen de girsin, evin havası da değişsin istiyorum bir taraftan. Böyle şimdi ben hemen buraları toparlayacağım. Robot süpürge buraya da gelir şimdi. Elif adamın şu battaniyesini üstüne koyalım. Evet. Evet Minnoş, dinlen tamam mı? Dinlen tamam mı? Evet. Sen dinlen balım tamam mı? Ha. Ne anlatacaksın annem? Dedi sürekli bir şeyler söylüyor ağzı. Sürekli. Bir de çıksa ses. Ha. Hareketleri, bir de suratını. Ha. Eller de aynı. Anlatacaksın annem. Rabbim ne ol der olabilir inşallah. Evet. Evet annem. Kün feye kün inşallah. Evet. Ne anlatacaksın? Bugün o diller şakır şakır konuşacak inşallah. Evet. Sen gayret göster yeter ki. Evet. Anne seninle hep konuşur, öğretir. Tamam mı? Evet. Anne sana hep konuşur. Hele tipini. Allah'ım uzaktan uzağa böyle bakışıyoruz Minnoş'unla. Değil mi annem? Hele elleri. Böyle arkadaşlar gırgılayacağım buraları da. Yavaş yavaş çok yoruluyorum. Çabuk yoruluyorum ama evimi de 3-4 gündür hiç süpürge bile açmadım. Robot süpürgeyi 2 gün önce açmıştım galiba. Ama böyle gırgılayayım ki süpüreyim. Evimde temiz olsun. Öyle arkadaşlar. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum işlerimi de. Biraz dinlenip, biraz yaparak böyle toparlıyorum evimi de. Uyandın mı anneciğim? Ha? Hadi kafanı düzeltelim gel. Uyandın mı sen? Ha? Evet. Evet. Ben robot süpürgenin haznesini yıkadım. Bu gırgırınla, mini Dyson'ın da yıkadım. Bütün hepsini toparladım. Şimdi kova mendilli beyaz sabun kokusu. Koksun her yer. Duymuyorum şu anda kokuyu ama mis gibi olsun. Son olarak da buraların tozunu alacağım. Ve dinleneceğim artık. Minik kuşumun bir saate kadar da beslenmesi gelir. Bir video düzenleyeceğim inşallah o arada da. Nescafe yapacağım. Kendime sıcacık içeceğim. Böyle arkadaşlar. Hallettim yavaş yavaş. Ama normalde rutin olarak yaptığım ve koştur koştur yaptığım o işler beni bugün yordu. Arkadaşlar belki geçen sene videolarımdan hatırlarsınız. Şubat ayında annemin vefatından sonra doğum gününde gelen hediyelerden biri de Instagram'ın bana kattığı güzel canlardan biri. Cansel'in doğum günü hediyesiydi bana. Bu benim oğlum, Minnoş oğlum. Oğlumun fotoğraflarıyla süslenmiş bir kupa arkadaşlar. Bu benim Hasan Eymen'im. Hiç kullanmamıştım. Bugün ilk defa kullanacağım. Yani bugün ilk defa kullanıyorum Nescafe'mi. Bunu da içeyim dedim. Kupanın güzelliği yalnız. Hatta ikizlerin de resimlerin olduğu bir kupa hediye yaptırmış. Ama o kırık gelmişti. Hatırlıyorsunuzdur belki o videoyu. Böyle bugün kahvemi oğlumun resimlerinin olduğu, fotoğrafların olduğu kupayla içeceğim. Meleğim de orada. Anne dinlensin. Arkadaşlar şimdi böyle düdüklüye kemikli et koydum. Kendime kemik suyuna çorba yapacağım inşallah şifa niyetine. Elif adı içerse ona da deneyeceğim ama kendim için böyle bir şifa çorbası yapacağım inşallah iyi gelecektir. Şimdi video düzenlemeye oturacağım. Size bu arada gün içinde hani el işi yapıyorum demiştim ya onu da göstereceğim. Ama videomu düzenledikten sonra inşallah şimdi bunu koyacağım. Düdüklüyü kapatacağım ve kendime bir çorba yapacağım inşallah. Ya
Ya bak var ya seni ısıracağım. Geleceğim şimdi oraya. Bak sana sarılacağım. Bak öyle nazlı nazlı anne nazlanma. Bak gelirim sana bir sarılırım. Ya. Sarılamıyorum. Nasıl sarılmak isterdim şu anda sana. Ne anlatıyorsun sen orada ya? Annesine güç veriyor meleğim. Annesi bir an önce toparlayacak inşallah, değil mi anneciğim? He? Bağıra bağıra bir şeyler anlatıyor orada. Ya sürekli konuş diyor benimle. Sürekli konuş. Evet. Sen canımın içi misin? He? Sen meleğim misin? Hatice teyzenin mesajını aldık değil mi anneciğim? He? Evet. Sana ne kadar güzel şiir yazmış ya. Hoşuna gitti mi Elif Ada? Okudum Hatice teyzesi beni Elif Ada'ya. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. YouTube'da bir Hatice teyzemiz Elif Ada'ya akrostiş yapmış ismiyle. O kadar güzel yazmış ki. Evet. Ya ben hastayım mı? Bugün o kadar iyi geldi ki o mesaj bana. Allah razı olsun ya. Değil mi annem? Hele. Çok mutlu oldu. Hatice teyzesi Elif Ada'da. Evet. Güneş gülüşlü prenses misin sen? He? Teyzesi böyle söyleyeyim istemiş. Güneş gülüşlü prenses. Videoda duymak istemiş öyle dediğimi. Evet söyleyelim biz de ya. Çok yakıştı bu isim prensesime. Güneş gülüşlü. Gülünce güneş açıyor her yerde mi anneciğim? He? Öyle mi? Tipine. Tipine. Heyecanlanışına. Tipine. El elleri. Hele. Heyecanlanışına. Annem. Ne anlatacak o diller anneciğim? He? Güneş gülüşlü prenses. He? Allah'ım tipine. Kapağını getirelim anneciğim. Açıkta durmasın biber onun, tamam mı? Unutmuşuz kapağını kapatmayı. Annem. Elif. Oy. Oy. Ya böyle uzaktan bakışmak çok zor Elif Ada. Elif. Allah'ım çok seviyorum. İçimden söküp atamıyorum. Elif. Her dakika, her saniye ben seninle yaşıyorum. Allah'ım çok seviyorum. İçimden söküp atamıyorum. Evet, sen de beni mi çok seviyorsun? Çok seviyorum anneciğim seni. Allah rızası için seni çok seviyorum. Evet. Evet meleğim. Uyku geldi. Kendi kendini uyutmaya çalışıyor ya. Saçlarını okşuyor, göğsünü okşuyor. Kendi kendini uyutmaya çalışıyor. Prensesim. Uyuyacak mısın? Evet annem. Elif Ada bu hareketleri yapmaya başladı mı? Uyuyacak. Hele elleri. Kendi kendini kaşıyarak uyuyor. Oy kurban olurum ben senin yaradana. Bir an önce iyileşim inşallah. Evet. Evet. Akşama kadar şu hallerini çekebilirim ya. Başından kımıldayamıyorum. Evet, aramızda dağlar var Elvada. Oy.
Konuşuyor kendi kendine. Ya sarılamıyorum diye sen oradan bana naz mı yapıyorsun? He. Uyuyordun ya, vaz mı geçtin? Şöyle kamerayı bir yere tutup Elif'a da senin sabahtan akşama kadar böyle hallerini çekesin var. Evet. Ya en güzel anılar şu küçücüklüğün. Evet. Konuşma çaban. Üstünde açtı. Heh. Yalnız konuşmaya çalışırken ellerindeki hareketliliğe bakın. Laf mı dinliyorsun sen? Açma üzerine. Hadi uyu olur mu biraz? Hadi uyumaya çalış baba. Çok az kaldı. Gelir birazdan seni kucağına alır, tamam mı? Oy, kıyamam ben sana. Oy, kıyamam ben sana. Oy, kurban olurum. Nasıl içlendi? Tamam. Arkadaşlar, kemik suyundan çorbamı yapıyorum şimdi. Düdüklü de kemikletim pişti. Etlerinden ayırdım. Suyunu tencereye, ayrı bir tencereye koydum. Şimdi buraya terbiyesini hazırlıyorum. Bire yakın limon suyu, bir tane yumurta sarısı, un ve yoğurtla terbiyemi hazırlıyorum şimdi. Bu çorba çok mükemmel oldu. Hatta yapabildiğimlerde arkadaşlarıma da yapıp götürmüştüm vardır bu çorbayı. Bu çorba gerçekten enfes oluyor ve şifa deposu. Şimdi karıştırdıktan sonra et suyunu buna biraz döküp karıştırıp tencereme alacağım. Et suyumu süzüp başka bir tencereye almıştım arkadaşlar. Şimdi oradan buraya bir iki kepçe et suyu aldım. Terbiyem kesilmesi için böyle karıştırıp direkt tencereye dökeceğim. Altını yakacağım. Sonra etleri ayrı bir yerde tutuyorum. Onları da içine atıp biraz daha kaynattıktan sonra üstüne de bu güvenli naneli bir yağ yakacağım. Ve servis esnasında içeceğim. Yani dökeceğim. Bunu YouTube'da bir kanaldan görmüştüm. Mükemmel oluyor bu çorba. Ben de onu gördüğümden beri böyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi buraya ekleyip altını yakacağım. Tencerenin ve etleri de en sonunda buraya dökeceğim arkadaşlar. Böyle pişireceğim. Şimdi böyle. Kayınvalidem de böyle yoğurt çorbası yapmış. Ondan verdi. Böyle güneyik toplamışlar. Pazara gitmişlerdi. Güneyi bilir misiniz bilmiyorum. Biz acı güneyik deriz Konya'da. Ondan toplamışlar. Sirke suda beklettim. Güzelce yıkadım dedi. Sağ olsun. Bir de patates yemeği yapmış. O da verdi ama ben kemikli etimi pişirdiğim için çorbamı da yapayım dedi. Arkadaşlar, çorban kaynadı. Böyle mis gibi. Ve bir tarafta da böyle kırmızı biber ve naneyi tereyağında erittim. Böyle biraz daha yakıp çorba içerken üstüne dökeceğim. Çorbaya sadece tuz attım arkadaşlar. Nasıl mutlu. Oy, ben sana kıyamam. Geldin baba. Aldı mı seni kucağına? He? Aldı mı seni kucağına? Oy minnoşum. Hele tipini. Hele tipini. Allah'ım nasıl seviniyor ya. He? Sen kucak mı istedin bugün hep? He? Hele bakışına. Ben senin yaradına kurban olurum Elif Ada. Elif Ada. Elif Ada. Bebek. 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 O hep böyle uyumak istedi. Babası bugün ya. Babası akşama kadar konuştu, konuştu, Oğlum. konuştu. O göğsünde uyuyacak artık senin. Dile. Gözler niye kapalı? Hı? Hop. 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 Hepiniz ikinci günden merhabalar. Merhabalar.
Gece Elifa'da bugün değişik duygular içerisindeydi. Sürekli böyle bir ağlayıp sustu, ağlayıp sustu. Evet. Sen böyle anneyi babayı uyutmazsan nasıl dinleneceğiz? He, anne nasıl toparlayacak? Hem Eli, hem İnnoş'um. Sen var ya sen. Evet. Bugün bir tık daha iyiyim. Hala halsizliğim devam ediyor ama biz Covid'de olduk ama hep onu diyorum yani sanki Covid dönemimdeki gibiyim. Test yapılmadı salgın grip bu şekilde ilerliyor diye ama iki kere acile gittim doktora gittim biliyorsunuz. Evet. Evet toparlayacağız Allah'ın izniyle. Evet. Perşembe gününden bu yana işte artık Perşembe günü hissettim. Cuma demeyeceği ağırlaştığım gün. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı bugün 5 gün oldu. Evet, hey. Toparlanacağız Allah'ın izniyle. Bir merhaba diyelim dedik Elif Adayla ikinci günden. Değil mi annem? Değil mi aşkım? Evet. Hele tipine. Ne anlatacaksın o kafayla? O kafa gidip gidip geliyor ha. He kızım. Hele tipine ya Rabbim ya. Seni çok severim ben. Sadece 6 gündür Elif adayı kucaklayıp öpememek çok zor oldu. O çok sarılmak istedi. Çok kucağımda olmak istedi. O dokunmayı çok seven bir bebek olduğu için sadece onu böyle kucağıma alamamak hem onu üzdü hem beni üzdü değil mi Elif Ada? Ama geçecek çok az kaldı. Evet. Evet. Özledin mi sen de anneye sarılmayı? Akşamları babaya sarılıyor. Özledin mi? Özledin mi sen de? Seni çok seviyorum balım. Hı. Özledin mi Elif adı? Hı? Şanslı kıtır 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 mama yiyor şanslı. Öyle mi? Şanslı ne yapıyor? Kıtır 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 mama yiyor. Ham evet mama yiyor, ham yiyor. Annem. Annem. Sevindin mi seni kucağıma aldığımı? Anne bugün daha iyi değil mi Bilensiz? Annesi bugün daha iyi çok şükür. Evet. Evet, çok yakın temas kurmuyoruz ama böyle kucağında biraz otursun. Hazmedemiyor. Sonra kısıyor. Evet, o yüzden böyle gazımız çıksın biraz ya. Otursun annesinin kucağında. Elleriyle nasıl okşuyor ya dizliğini. Vallahi yerim seni Elif Ada. Hele tipine. Oy minnoşum bir de sarılabilseydik çok mutlu olacağım. Değil mi iyileşeceğiz? Yarın daha iyi olacağız. Bugün çok şükür iyi hissediyor anne artık. Sen de sevindin mi? Ben çok sevindim kucağıma gelebilmene. Arkadaşlar ben böyle size bahsettiğim çantamı örerken buraya örnek koymuştum ama buradaki sıradan sonra örnek koymam gerekiyormuş. Unutmuşum yine böyle bu kadar öreceğimi zannediyordum. O yüzden de buraya yanlış yapmışım. Söküyorum. Meleğim orada uyuyor. Robo süpürgeyi süpürüyor. Şansı da orada uyuyor. Ben de kahvem ve örgüm buradayım. Yavaş yavaş böyle hem ruhumu dinlendiriyorum hem örgümü örüyorum. Size daha detaylı göstereceğim ve anlatacağım inşallah. Böyle kendi kendimi oyalıyorum, vakit geçiriyorum. Yanlış yaptığım için söküyorum. Ya keşke dikkat etseymişim ama yani vazgeçmiyorum örmekten. Beni dinlendiriyor çünkü ruhen ve beynen mental olarak. O yüzden söküp yeniden buraya bir örnek daha koyup sonra bu kadar daha öreceğim. Böyle bakalım bu çanta nasıl olacak. Sen ne dedin Elfa'da? Sen ne dedin anneciğim? Hı? Ne dedi babası? Babası mutlu. Ne diyecek? Babam Mazmin bu diye. Bak. Hadi. Sen neden annem demiyorsun? Ha? Ha?
Neden anneciğim? Baba. 5-6 gündür babayla olunca Elif adanın akşamları sarılınca beni unuttunuz tabii. Baba mı diyeceksin? Babam. Nazlı nazlı anlatışın. Ha gari biz kucağımıza alamıyoruz. Babası hemen hemen. İşbirlikçiler sizi. Ya Elif'a da. Elif'a da. Sen ne diyorsun? Babam diyor. Hadi. Babam diyor. Ne oldu? Dur konuşacak bence. Bekle. Ağza baksana. Allah'ım bir çıksa neler söyleyecek. Hadi kızım. Hele. Kucağına alınca uyuyor. Direkt yani. Hadi. Demeyecek o. O annesini üzmek istemedi demeyecek. De hadi annem de. Babam. Kucağına aldın ya uykuya geçti direkt. Canı kabak isterse. Fatih yaklaşık 1,5-2 ay önce babamlar geldiğinde böyle kabak getirmişlerdi. 2 gündür kabak tatlısı canım istiyor diye. O 2 aydır duran kabağı şu anda 5 dakika içinde soydu, parçaladı ve hazırladı. Yeter ki canın istesin değil mi aşkım? Evet. Nasıl yapacaksın? Bir tarif görmüş. Bize anlatır mısınız? Dilim dilim doğrayacağız. Evet. Buzdolabı poşetine, fırın poşetine koyacağız. Hı-hı. İçine şeker atacağız. Evet. Sallayacağız, sallayacağız, sallayacağız. Sonra buzdolabına koyacağız. Bir gün bekleyecek. Hı hı. Şeker emecek onu. Evet. Sonra pişireceğiz. Üstüne tahin, ceviz. Antalya usulü. Afiyet olsun. Antalya'da tahinli yiyorlar genelde arkadaşlar bu kabak tatlısını. Belki birçok yerde de öyledir. Ben Konya'da da, Kütahya'da da yaşadığım yerlerde görmemiştim. Ama burada tahinli yiyorlar. Şimdi böyle... Dolap poşetlerine kaldıracağım. Bir kısmını da fırın poşetine koyacağız. Fatih'in dediği gibi yapacağız inşallah. Bu arada Elif'a da uyuyor ama uykuda bizi dinlediği için gülüyor. Ya da kim geldi acaba? Ha, melekler mi yokladı anneciğim seni? Uyandın mı? Uyandın mı? Sen kime gülüyordun? Ha, ben koşurken oradan böyle gizli gizli gülüyordun sen. Uyuyor meleğim. Aşkım böyle iri iri dinle çünkü fırında böyle iyice küçülüyor. Onları alacağız mı? Onlar ne? Yo yo onlar lifleri bir şey olmaz. Lifli ya kabak. Bak şöyle şöyle. Biraz daha mı sanki? Hayır aşkım. Hah o iyi evet. Büyük değil mi? Öyle büyük olsun daha güzel olur. Öbür türlü eriyor çünkü. Sen şöyle bir kenara onları doğra. Ama hepsini karıştırma istersen ben de poşetlere koyayım. Sonra ne yapacağız aşkım? Bugün yapacak mıyız limon sularını? Saate bakalım. Bakalım. Yapabiliriz. Birçok limonumuz var arkadaşlar. Onları da limon suyu olarak yani sıkıp şişelere dolduracağız. Şimdi ben de hemen kabakları torbalara doldurduktan sonra bir kısmını buzluğa koyacağım. Bir kısmını da güllenlemelerle yiyebilecek şekilde ayıralım bir kısmını da. Onu da fırın poşetine koyalım. Hadi bakalım bize kolay gelsin o zaman. İşte torbasının içinde şöyle bir telden şey var. Şimdi arkadaşlar böyle Fatih işlerine de doğradı. Poşetleri ben açtım. Halletti hepsini Allah razı olsun. Kabağı hiç elim değmedi bile. Şimdi fırın poşetini ayırıyoruz. Yarın yapıp yiyebilecek kadar güllenlemeler beraber. Üçünü de dengeler yaptım. Bak şurada şu çok fazla olmuş gibi sanki. Ben şekerli gözünü ve dolaba koyacağız. İki gün yemek istersen ona göre koy içine. Yapmışken bir gün bitmesin üstüne. Dolapta yer yok ki yapalım. Evet dolapta da yer yok aslında buzlukta. O yüzden yapsak da iyi olacak. Kabağın görüntüsü çok güzel arkadaşlar boyut olarak. Evet, şimdi şekerini de atıyor Fatih içine. Evet. İnşallah
İnşallah seni göz kırağı tutar aşkım. İyi olursa benden, kötü olursa senden. Bence yeter mi? Yetmez mi? Bak bir çalkala bir efendim? Tamam, saat sesi yeter. Fazla oldu galiba. Ne oldu? Fazla oldu galiba. Şeker mi? Şey, tahin keser bence onu tabii. Tahinin yeme sebepleri de bence o aşkım. Şekerin tabanı kırması. Niye düşünüyorum? Hadi yeter. Ağzını kapatalım. Hı? Bir gün boyunca ve poşetin içinde yaşadık. Oysa sen zayıflamaya da başlamışsın değil mi aşkım? Böyle istikrarlı bir şekilde zayıflamak için spor yapıyor evde. Günlük iş yerinde öğle aralarında yemekten sonra mı önce mi yürüyüşe çıkıyor? Yemekten sonra. Yemekten sonra yürüyüş yapıyor. Bayağı da aslında verdi. Tartımız bozulduğu için bilmiyoruz net kilomuz ama biliyor kendinden zayıfladığını. Ama arada kaçamak iyi olurmuş. Canı çok istiyormuş çünkü. Yapalım. Böyle buzdolabında bekleyeceğim. Akşam bu saatlerde değil. Yemekten önce ya da yemekten sonra yiyeceğiz. Evet, tatlıydım. Evet. Yemekten önce yemek gerekiyormuş zaten. Fatih yatmadan önce Allah razı olsun kabağı doğradı, soydu, hazırladı, sonrasında limonları sıktı. Zaten şu 3 şişeyi Fatih doldurmuştu. Sonra onlar Elif Aday'la beraber yattılar. Ben bu şişeyi ve portakal suyunu ve şu şişeyi doldurdum. Hepsi bitti. Bu günlerdir aklımızdaydı. Limonlar boşa gitsin hiç istemiyorduk. O yüzden de dolapta bekletiyorduk. Hemen onları bugün nasip oldu çok şükür. Sıktık. Portakal suyunu da bayağı bir içtim. Hatta Fatih de kendi direkt yedi. Suyundan sıktıkça da ben içtim. Sabah Fatih işe gitmeden önce içsin diye böyle sürahiye de hazırladık. Halletmiş olduk. Hiç boşa gitmedi. Bunları buzluğa atacağım. Şunu şimdilik dolabın kapağına koyacağım. Salatalara, çorbalara ihtiyaç halinde kullanacağım. Böyle çok pratik oluyor. Antalya'da aslında limon ağaçları olanlar hep bu şekilde koruyor limonlarını, limon sularını öyle söyleyeyim. Bozluktan çıkarıp aşağıya aldığınızda ya da dışarı çıkardığınızda erimeye başlıyor. Sonra yine kullanıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Hem de boşa gitmemiş, değerlenmiş oluyor. Böyle arkadaşlar meyve suyunu da yaptım. Sabah ben kahvaltı içerim. Fatih işe gitmeden önce içer. Şu garip dönemimde de bize de C vitamini olur. Sabah görüşmek üzere. Hepinize üçüncü günden merhabalar arkadaşlar. Portakal suyunu içtim Lüküş'üm. Hem annem çok az içti. Sonra da ilaçlarını verdim ama Minnoş'um hoşlanmadı. Kustu içmemek için arkadaşlar. Sabah sabah böyle üstünü falan değiştirdik. Mis gibi oldu. Bakımladık sabah sabah. Oh. Evet Binnoş'um ya. Bu gecelik sana pijama takımı ne kadar çok yakıştı ya. Ha? Ne kadar çok yakıştı. Sen de mi farkındasın? Evet. Hele tipini. Hele tipini. Ha. Uyuyacak mısın? Ha? Bacağın mı kaşındı? Ben kaşıyım mı? Heh, ben kaşıyım. Ben kaşıyım buraları. Tamam kaşıdık. Heh. Hadi bakalım. Evet. Artık anne de kahvaltısını yapabilir mi? Heh. Evet annem. Evet. Evet anneciğim anne de kahvaltısını yapsın tamam mı? Arkadaşlar çok yoğun ve böyle stresli, çok ağır bir şekilde gribi atlatmaya çalışıyorum.
Çok şükür dün ve bugün biraz daha iyiyim. Tam 2 gün sonra 1 hafta olacak hastalanalı. Ama daha iyi hissediyorum. Böyle ben Covid de geçirdim ama geçen sene annemin vefatından 15 gün önce Covid de geçirmiştik. Ama bu o kadar garip bir grip oldu ki benim Covid geçirdiğim dönemde belki de hani kuzularıma geçmesin diye, şimdi de gerçi Elif adaya geçmesin diye mücadele ediyorum ama aşırı derecede o zaman ayakta kalmak zorunda mı hissediyordum bilmiyorum ama bu sefer gerçekten aşırı derecede böyle bütün vücudumu saran böyle kafamda bir baskı, sanki hani o his nasıl bir şey, hani kulaklarımdaki ve burnumdaki gözümün akmasıyla falan o baskı, hani böyle yüksek rakım olarak yükseğe çıkarsınız, mesela ben Konya'dan gelirken onu hissediyorum, yükseğe çıkıyorsunuz böyle tıkanıyor tıkanıyor tıkanıyor, aşağı inerken böyle aşırı derecede böyle kulaklarımız pat 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 yapıyor ya, bir basınç oluyor. Aynı o şekilde o basıncın olduğunu hissettiğim, çok dolu dolu yani kokunun ve tadı kaybettiğim ama kendime çorba yaptım, tadını alamadım. Fatih çok güzel olmuş dedi ama ben tadını alamıyordum. Dün itibariyle böyle çok hafif o gripken hani ağzınıza bir tat gelir ya, o tadı almaya başladım şükürler olsun. Covid geçirdiğim dönemde bu kadar ağır olmamıştım. Kemik ağrım, halsizliğim aşırı derecede fazlaydı. Uyuyordu, minik kuşum uyandı. Hem dış gıcırdatı hem gülüyor, görmeniz lazım. Ama bu sefer aşırı derecede ağır geçirdim. Bu grip nasıl bir grip, nasıl bir salgın bilmiyorum ama Elif adaya geçmesin diye çok mücadele ettim. Ara ara hapşurdu, ara ara öksürdü. Hatta bugün sabah da hapşurukla başladı. Ona bir epilepsi hastası olduğu için grip ilaçlarını çok fazla kullanamıyor. O yüzden Delodai verdim. Alerjik ilaçları kullanabiliyordu. Bugün çok az verdim ona, uyuttu onu biraz. Şimdi uykudan kalktı. Geçmesin diye ona çok uğraştım. Büyük ihtimalle bu şeyliğim kalktı. Hani o göz akmam, burun akmam tamamen onlar bitti çok şükür. Bulaşıcılığı kalktı diye düşünüyorum. Çünkü 6-7 gün, 6 gün oldu. Perşembeden bu yana cuma günü iyice ağırlaştım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba bugün 6 gün oldu arkadaşlar. Şunların haline bakın. Sana bakıyordu Elif Ada. Nereye gittin? Nereye gitti annem kardeş? Ha? Nereye gitti? Ha? Nereye gitti kardeşin? Gitti mi? Sen ona bakıyordun değil mi? Gidiverdim ben. Evet. Elimden geleni yaptım Elif adaya bulaşmasın diye. İnşallah da hiçbir şey olmadan atlatır kuzucum. Sürekli evi temizlemeye çalıştım. Sürekli saat başı 10 dakika evi havalandırdım. Nevresimleri, işte Elif Ada'nın üstünü, kendi üstümü sık sık değiştirdim. Böyle böyle atlatmaya çalıştım. Rabbim emanet, Rabbim korur gözetir. Çünkü Elif Ada'nın babaannemiz yanımızda, bakmayı çok istiyor ama Elif Ada'nın arkadaşlar mama içirmesi, damağı yüksek olduğu için biberonu bile çok zor tutabiliyor Elif Ada. Hani Elif Ada çok kolay bir çocuk gibi görünüyor ama Elif Ada mama biberonu bile damak yüksekliğinden dolayı tutmakta çok zorlanıyor. O yüzden ben çoğunlukla odalarda işte bir şeylerle uğraşarak, mutfakta oturarak, işte ne bileyim çayımı orada içerek o şekilde çok yaklaşmamaya çalıştım yanına. Bu aşırı derecede gözüm ve burnumun aktığı dönemde de maskeyle durdum Elif Ada'da. Yani Elif Ada'ya yaklaştığım zamanlar maske taktım. Çok şükür artık iyiyim. Daha iyiyim. Bu kemik ağrılarım için serum taktırmıştım. Ama o halsizlik ve kemik ağrılarım bir müddet daha devam etti. Şu anda sadece geriye halsizlik kaldı. Atlatacağız Allah'ın izniyle. Çok aşırı derecede böyle üst üste kendimle alakalı birçok sıkıntı yaşadım. Galiba duygusal çöküşle birlikte bu ara hissettiğim, geçtiğimiz 15 gün boyunca hissettiğim ve mental yorgunluğun üstüne bir de fiziksel yorgunluk gelince böyle bir anda vücudum bütün hastalıklarla kaplanmış gibi bir hal oldum. Üşüttüm büyük ihtimalle o gün çarşıya çıktığımız gün terlemiştim. Mağazaları gezerken sonra da üşüttüm diye düşünüyorum. Geçti. Bağışıklık kazandık diyelim. Öyle düşünelim. Ve dudaklarım, her yerim çok kötü durumdaydı. O yüzden de çok kamera karşısına geçmek istemedim. Bugün daha iyi hissediyorum. Böyle dedim hani şalımı takayım. Size bir merhaba diyeyim dedim. Şimdi Elif Hanım'ın dişlerini fırçalayacağım. Engelli koltuğunu buraya getirdim. Böyle ıslak havlu mendilden de bebek arabasını sileceğim şimdi.
Ondan sonra da Elif adayı oturtup bir dişlerini fırçalayacağım. Kitap okuyacağım ona bugün bu sesimle. Çok mutludur eminim anne kuzusu. Hem yerden kaldırın, biraz sırtı dinlenir. Böyle güne bu şekilde devam ediyoruz. Elif ada uyurken de şansının tırnaklarını kestim. Tüylerini taradım. Gözlerini temizledim. Kulaklarını temizledim. Hele Elif adanın gülüşüne. Sonra Malt'ını verdim sevdiği. O da keyfi yerinde çok şükür. Onun da bakımlarını yaptım. Hadi gel şimdi sıra Elif Ada'da. Onun önce bebek arabasını sileceğim. Buraya getirmiştim. Sonra da dişlerini fırçalayacağım inşallah. Anneciğim. Hele tipi ne? Hele tipi ne? Ne yapıyorsun? Ha? Ellerimi iyice dezenfekte ettim. Bu hastalığın tek en zor olanı bana. En zor gelinde. Elif adaya hala sarılamadım. Evet. Onu öpememek ve sarılamamak beni çok üzdü. Değil mi annem? He. Üstteki dişi sallanıyor şu dişi. Ne zaman çıkar, nasıl çıkar bilmiyorum. Yapma bir tanem. Yapma bir tanem. Hele tipine. Canımın içi. Ya sana sarılmayı çok istiyorum. Seni öpmeyi çok özledim. Bir tanem. Ne oldu? Ne oldu? Uyuyacak mısın? Hayır. Hayır. Seni numaracı seni. Seni şakacı seni. Şimdi Elif Hanım'ın malzemelerini buraya hazırladım. Bir de peçeteyi yanıma getireceğim. Ağız bakım çubuğunu unutmuşum. Onu hemen getireyim. Peçetesine getireyim. Hemen yapacağım bakımlarını. Değil mi annem? Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yaptığından utanmış. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Sen de mi anlatacaksın? Evet, mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Alkış! Bravo Elif Ada! Bravo! Hadi fırçalayalım dişlerimizi. Başka? Dinliyorum seni meleğim. Öyle yapma ama, öyle yapma. Güzelce anlat. Evet, dinliyorum seni anneciğim. Hele şunun ayaklayına ya. Hele ayaklayına. Hele ayaklayına. Hele çulatına. Evet. Oy, sen ne diyorsun? Babama diyeceksin sen. Senin yerin bak. Ha? Sen baba mı diyeceksin Elif Ada? Hadi kızım. Ha gayret annem. Oo, ha. Allah Allah. Heh. Anlat hadi. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, kafaya bak. Şeker de sanmış ilacı. Evet. Gayret. Yemiş yemiş doymamış. Akşama sancı başlamış. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yaptığından utanmış. Alkış. Çiki çiki çiki. Senin yerim. Sevincine bak. He. Sen baba mı diyeceksin? Ba 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 ba. Baba. Allah Allah.
Balım ya, balım. Babası. Ya dişlerini hala fırçalayamadım. O kadar güzel konuşmaya çalışıyor ki burada. Ha, dişler de gıcır gıcır. Hadi anneciğim, anlat. Gel babası, gel, gel, gel. Gel babası, gel, gel, gel. Gel babası, gel, gel, gel. Hele tipini. Oy, senin yaradına kurban olurum ben. Ba 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 ba. Hadi fırçalayalım dişlerini. Hadi artık. Hadi yapalım. Hadi artık. Hadi fırçalayalım dişlerini. Tamam. Ha, baba baba. Hadi başlayalım. Hazır anne. Hazır anne. Diş fırçamız elimizde. Macunumuzu sürdük. Enjektörümüze suyumuzu çektik. Hazır mısın? Hadi bakalım, başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi açalım. Aferin benim kızıma. Aferin. Hop. Ha. Ha. Bitti değil mi temizlik? Hadi ağzımızı yeniden kurulayalım. Bu ikinci ağız bakım çubuğuyla da ilkiyle temizledim. İkinciyle de böyle son olarak geçelim. Ha? Aferin sana mutlu kuzucuk. Maşallah sana. Ha? Tertemiz olsun dişlerimiz. Tertemiz, tertemiz. Evet, tertemiz. Ha? Ha? Tipine. Mutlu oldun mu? Ha, sağlık olsun sana meleğim, maşallah. Öyle mi prenses? Dişlerimizi fırçaladık. Yüzümüzü sildik. Şimdi de kremimizi sürüyoruz değil mi annem? Evet. Hadi bakalım. Sağlık olsun, şifa olsun. Evet. Mutlu oldun mu canımın içi? Mutlu oldun mu? Evet annem. Ay, annesinin gözünün nuru. Annesinin prensesi. Çok yakında sayılacağız. Bir üç günümüz daha kaldı, tamam mı? Evet, saçlayın da. Aslına geliyor ya. Mis gibi oldu. Evet, dudaklarına da kremimizi sürelim, bitirelim, tamam mı? Evet. Oy, uykuya geçmeye başladı bile. Minnoşuma ben hikaye kitabı okuyacağım. Bir masal okuyalım kuzuma. Ne okuyalım annem sana? Bakalım, şöyle bir şans açalım. Aa, çirkin ördek yavrusu çıktı Elif Ada. Uyudun bile mi? Hı? Çirkin ördek yavrusu. Anne ördek yumurtalarının çatlamasını sabırsızlıkla bekliyormuş. Sonunda yumurtalardan altın sarısı ördek yavruları çıkmış. Yalnız bir yumurtadan gri renkte bir yavru varmış. Anne ördek bu yavrusunu da bağrına basmış. Diğer hayvanlar çirkin ördeği görünce gülmeye başlamışlar. Çirkin ördek yavrusu da kardeşlerinden ve annesinden farklı olduğunu biliyormuş. Kardeşleri de sürekli onu dışlıyormuş. Gün geçtikçe daha da çirkinleşen ördek yavrusu sonunda kaçmaya karar vermiş. Elif Ada, kendin çirkin olduğu için kaçmaya karar vermiş ya. Olur mu öyle şey? Annesine benzemediği için ve kardeşlerine çirkin olduğunu zannediyormuş. Aa, neden kaçmak istemiş? Ha, saçımızı bırakalım şimdi ellerini. Saçımızı bırakalım. Aferin sana. Hı? Gün geçtikçe daha da çirkinleşen ördek yavrusu sonunda kaçmaya karar vermiş. Annesi ve kardeşleri uyurken yollara düşmüş. Yaban ördeklerinin yaşadığı bir dereye gelmiş. Belki onlar beni kabul eder diye düşünüp... Arkadaşlar, ben şimdi yemeğimi yaptım. Balığımı pişirdim. Dün akşam soyduğumuz kabağı da şimdi fırına vereceğim. Çok şükür bugün yemeğimizi yapabildik. Şimdi air fry'da da bir patates kızartacağım yanına. Kayınvalidem de dolma yapmış. O da dolma verecek. Ben de ona balığın iki tanesini vereceğim. Böyle arkadaşlar, bugün de çok şükür yemeğimi yapabildim. Şimdi hemen böyle patatesimizi de kızartalım. Şöyle biraz derecesini yükselteceğim. Şöyle 20 dakikada muhtemelen olur.
Elif adam masal okurken uyuduktan sonra ağlayarak geri kalktı arkadaşlar. Ben de onu ayağımda aldım. Kucak istedi. Alamadım kucağıma. Böyle ayağımda aldım, sallamıştım. Uyumuştu burada. Bakıyordun ya, hemen uykuya mı daldın? Hemen biraz mamasından içirdim. Uyudu minnoşum. Hı? İyi misin prenses? Hı? Elini tutabileyim miyim? Oy, sana sarılmak istiyorum ben ya. Şişt, baba geldi baba. Baba geldi baba. Şimdi seni kucaklayacak, öpecek baba, tamam mı? Annem. Baktın Maya. Mutlu mu oldun? Ha? Allah'ım şuna. Baktın Maya. Tipini, 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 Yıkılma. tipini, tipini. Ay hele şuna. Toz pik seni. Hele şuna toz pik. Geldin baba. Evet, babası benim yerime sarılır mısın kocaman? Babası kocaman, bir sarıl annenin yerine. Kocaman öp. Hadi he. Babaannenin yerine kocaman sarılsın. Evet. Ay minnoşum. Ay. Ellere bak. Kocaman sarıl babası, kocaman. Öp bir kere de benim yerime babası. Oh. Oh. Ele bak ya Rabbi. Ele bak, ele, 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 ele bak. Tadım zamanı. Bunu Fatih'in söylediği şekilde tarifle yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz dün akşam. Değil mi annem? He. He meleğim. He. Nasıl olmuş? Tadı güzel ama biraz daha pişmesi lazımmış. Sert olmuş biraz şey. Ama bayağı pişmişti. Kıtır kıtır şey gibi. Kabağın tadından olabilir mi? Çünkü bayağı pişti. Ben de tadacağım. Gerçekten merak ediyorum. Nasıl? Tadı lezzetli olmuş da. Yok, iyi işte, öyle olsa bu lif lif bölünmez bir aşk. Bence gayet güzel olmuş. Kabaktan herhalde. Olabilir. Ama tadı iyi. Evet arkadaşlar. Yenilir yani. Yani senin tarif. Ben normalde tencerede önce bir şekeriyle beraber kaynatıyordum. Biraz beklettikten sonra fırına sürüyordum. Ama bu sefer Fatih'in anlattığı gibi yaptık. Diğer parti seninki gibi yaparsın. Değil mi? Benimki daha güzel oluyordu. Arkadaşlar bugün de kapanışı Fatih yapsın. Şaşkın. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bize desteklerinizi eksik etmeyin. Destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nereye yazıyoruz? Nereye? Instagram Üst adresimizi köşe. hemen şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Orada çünkü günlük daha aktifiz. Bizi oradan da takip etmek isterseniz diye bırakmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.